Dostlar hepinize merhaba. İstatistik kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda halka arzlarda yeni dönem. 2024 SPK halka arzlarda güncelleme yaptı, bilginiz olsun. Düzenlemelerin detayları videomuzun içeriğinde sonuna doğru öğreneceksiniz. Dilerseniz videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. İyi seyirler, bol kazançlar. Halka arz furyasında bir değişiklik oldu. Bakalım bu değişiklikler bizim için ne derecede önemli. Sermaye Piyasası Kurulu SPK 2024 için halka arz tutarlarını güncelledi. Yeni şirketler için belirlenen rakamlar SPK'nın internet sitesinde duyuruldu. Detaylar için internet sitesinden bakabilirsiniz. Ancak biz önemli olan noktayı videomuzun içeriğine koyduk zaten. Bu videoda da önemli olan yerleri öğreneceksiniz. İdari para cezaları ciddi artış gösterdi. %58,46'lık bir artışla cezalar 246 bin liradan 3 milyon liraya kadar çıkıyor. Piyasa bozucu eylemler için ceza aralığı ise 246 bin liradan 6 milyon liraya yükseltildi. Yani bu şu demek oluyor. Bir ceza alacak kişi varsa önceden 246 bin liraydı. Şu an 3-3,5 milyon TL arasında bir cezaya tabi tutuluyor. Bunu böyle yorumlayabiliriz. Halk arz için bence önemli bir detay, iyi bir detay. Bakalım. Bir diğer konumuz da halka arz şartlarında önemli değişiklikler yeniden değerleme ile birlikte halka arz şartları da değişti. Buna göre payları ilk defa halka arz edilecek ortaklarının ek satışı hariç halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanan piyasa değerinin 500 milyon liranın altında olması durumunda halka arz edilecek payların %25'i ortakların yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilecek. Bu da önemli bir detay. Burada da örnek veriyorum, kurumsal bir firmaya %20'lik pay ayrıldı. İlk günden satış yapamayacağı yönünde. Satış yapsa dahi %25'i ortakları yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilecek. Bu da önemli bir detay, güzel bir detay. Payları ilk defa halka arz edilecek ortakların ek satışı hariç halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak. Piyasa değerine göre 400 milyon liranın altında olması durumunda satılmayan payların tamamı 400 milyon liraya ila 800 milyon liraya arasında olması durumunda şartlanmayan payların 400 milyon liraya olan kısmının tamamı, bunu aşan kısmın ise yarısı için aracı kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağı ilişkin olarak şirkete karşı yüklenim zorunluluğu bulacak. Burada da biraz şirketi daha çok önemlenen bir kısım. Bu da güzel bir detay. En önemli detay ise 2023 sonu itibariyle halka arz edilecek şirketlerin 750 milyon lira ciro ve 1,5 milyar lira aktif büyüklüğüne ulaşması gerekiyor. Yani burada da şöyle yorumlayabiliriz. Küçük şirketlerden ziyade daha çok büyük şirketler halka arz edilecek. Hani TAP Gıda gibi, Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı gibi. Yani cirosu 1,5 milyarın altında kalan şirketler halka arz edilmeyecek. Bu da önemli bir detaydı açıkçası. Videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın diyorum. Emek ediyoruz. Son dakika haberlerini çekiyoruz. Hisse analizi yapıyoruz. Hisse incelemesi yapıyoruz. Şirket incelemesi, genel gelir özellik tablosu, bilanço. Yani hisseyle, şirketle, hisse senediyle alakalı birçok videomuz var. İçeriklerimize, kanalımıza göz atarsanız zaten bakarsınız, beğenirseniz abone olursunuz, beğenmezseniz sizlerin takdiri şayanı, tabii ki zorla abone olun diyemem. Hoşça kalın, dostça kalın. Halka arzda güncelleme geldi. Videomuzun içeriği buydu. Bay bay.